Çocuklarının kollarında olan hasta bir ana daha ne ister Allah'ından? İyileşeceksin anam. Önce Hasan amcayı bulalım. Seni hastaneye yatırma işi daha da kolaylaşır. Aradığınız adresi yok kuşun üst tarafında. Ne yazık ki yürüyerek çıkacaksınız. Sağ olun. Hasan amca. Ha? Telgrafınızı aldım ama bu kadar çabuk beklemiyordum. Hanım, hanım! Saliha yengemler geldiler. Bu ne hal böyle yenge? Vallahi hiç yakıştıramadım sana. Ayol biz eski toprağız. Toparlan biraz, toparlan da çocukları üzmeyelim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldin yenge. Vah yengeciğim, vah vah. Gel canım, gel. Aman yavaş. Gel. Ayşe bana yardım et, yengemi içeri alalım. Ha? Yavaş. Dikkat. Dikkatli ol. Tamam canım, tamam. Bir aya yakındır yürüyemiyor Hasan amca. Allah kısmet ederse yarın sabah ilk işimiz hastaneye gitmek olacak. Vah yenge, vah. Dersiniz. Doktor Sabih Bey'i arıyoruz. Görüşmemiz mümkün mü? Sabih Bey'in Erzurum'a tayini çıktı geçen ay. Bize yardımcı olabilir misiniz acaba? Elbette, görevim bu. Hastamızı muayene için önce içeri alalım. Nefes al. Hastanız ne zamandan beri bu durumda? 6 aydır rahatsız. 1 aydır da yürüyemiyor. Ya, ne iş yaparsınız? Saz çalar, şarkı söylerim efendim. İzmit'te içkili bir yerde çalışmaktayım birkaç senedir. Sıkılacak ne var bunda? Otur. Keşke herkes saz çalıp şarkı söyleyebilse. Önce gereken tahlilleri yaptıracağım. Madem ki Sabih'i tanıyorsunuz mesele yok. Sevdiğim bir asistanımdı benim. Hemşire hanım. Buyurun efendim. Hastamızın raporunu inceletin ve bana getirin.
Gerçi hastanın durumu ortada ama yine de tam bir sonuç istiyorum. Tahliller tamam, şimdi de röntgen neticelerini alalım. Sağ olun hemşire hanım. Ümitsiz hasta bir annenin çocuklarıyla değil de tıbba saygı duyan, aklı başında iki kardeşle konuştuğuma inanarak başlamak istiyorum söze. Ne yazık ki geç kalmışsınız. İlim olarak yapacak pek bir şeyimiz yok ama Tanrı'ya inanan kişiler olarak yapacaklarımız bitmedi henüz. Biraz daha yaşamasını sağlamak elimizde. Biraz daha yaşamasını sağlamak mı? Hiç mi ümit yok? Hiç mi ümit yok? Tıbben yok ama Tanrı'dan ümit kesilmez. Bir zaman için burada kalmasını sağlayalım. Belki bir ameliyat gerekir. Sonra da titiz bir tedavi. Kurtulur mu o zaman? Dedim ya, o zamana bağlı. Allah razı olsun sizden. Allah biraz bizden, biraz da paradan razı olacak. Devlet belli bir ölçüde yardımcı olabiliyor vatandaşlara. Ama ben bütün imkanlarımı kullanıp 750 bin liraya çözümleyeceğim bu sorunu. ...750 bin. ...750 bin lira. Ne olmuş yani? Sizi gören de kıyamet koptu sanacak. Biz yanlış anlattık galiba Hasan amca. Doktorun istediği 750 lira değil, 750 bin lira. Evet, 750 bin lira dedi. Ne olmuş yani? Anladık. Allah kerim efendim, Allah büyük. Allah büyük. Gene anlatamadım galiba Hasan amca. Bizim 100 bin liramız bile yok. Yahu anladık. Sen beni hakikaten sağır mı sandın yoksa ha? Estağfurullah amca. Allah bilir siz ağzınıza bir lokma ekmek de koymadınız bugün ha? Doğru. Vallahi öyle Hasan amca. Koşuşturmaktan aklınıza bile gelmedi yemek yemek. Hadi bakayım benim güzel kızım Ayşe. Sen şimdi yengenle beraber mutfağa gidin. Bize bir şeyler doğru hazırlayın, hep beraber hadi yiyelim. Gel Ayşe'cim. Hadi. Ellerinize sağlık. Sofra dediğiniz böyle olur işte. Hanım, şu sazı da veriver bakalım hele. Hadi. Al bakalım. Bu kadar güzele bir bektaşi yeter. Güzel gönüllerinize içiyorum. Afiyet olsun. Boşa gitti.
Ben size gün doğmadan neler doğar dememiş miydim? İşte benim altın kalpli kızım doğdu odamıza. İyilik güneşim doğdu. Misafirlerimizin olduğunu bilmiyordum. O iki tarafta yabancı değil. Bunlar benim akrabalarım. Bu canım kızım Ayşe. Bu da biricik oğlum Müslüm. Yeğenlerim. Bu da benim canım kızım. Canımdan öte, kızımdan öte bir evlat. Müslüm de senin meslektaşın sayılır. Bence sesi çok güzel. Ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Arabesk okuyan pek çok ünlüden daha duygulu, daha etkileyici bir sesi, kişiliği var. Gerçi her akşam işine giderken hal hatır sormak için uğrarsın ama bu akşam Tanrı yolladı seni. İlk kez bir şeyler isteyeceğim senden. Ayşe'ye de, Müslüm'e de yardımcı olacaksın. Yanıma gelmelerinin nedeni yengem, yani anneleri bugün hastaneye yatırdılar. Yatırdılar ama 750 bin lira gerekli. Anlıyorsun, beni anlıyorsun değil mi? Biz ufak tefeğimizi satarak geldik Hasan amca. Aldanmıyorsam Müslüm abimde de 95 bin liramız var. Oh, o zaman iş tamam. Ben de kötü günlerimiz için 60 bin lira biriktirmiştim. Etti 155 bin lira. Benim de 3 cumhuriyet altınım var. Bir kenarcığa atmıştım Hasan'dan gizli. 25'erden 75 bin lira da o eder. Sen ne kirli çıkısın sen. Etti 230 bin lira. Ben size Allah büyüktür gün doğmadan neler doğar dememiş miydim ha? Bunlar da benden. İzin verirseniz acınızı ve eksiğinizi ben de bölüşmek istiyorum. Durur musunuz biraz? Kimsiniz siz? Bilmem. Hasan Baba'ya sorun. Niçin yapıyorsunuz bu yardımı? Bilmem. Onu da Hasan Baba'ya sorun. İşe geç kaldım. Yarın görüşürüz, olur mu? Müzik aletlerinin tozları alınmamış. Loş ışıklar da belli olmuyor ama örtüler de bir hayli kirlenmiş. Değiştirin. Çiçekler de solmuş. Hepsi değişecek. Emredersiniz hanımefendi. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler ablacığım. Hoş geldin, nasılsın? Nasıl olsun, bildiğin gibi. Cemil aramadı bugün. Bendeydi. Kumar oynamış, sabaha karşı geldi. Akşama kadar da leş gibi yattı. Keşke hep sende kalsa. Ben de bütün gün onu bekledim. Usandım artık Şükran abla. Ne olduğumu, kim olduğumu, nerede olduğumu bilmek istiyorum. Oğlum diye onu koruyacak değilim. Ne söylesen haklısın. Bana kalırsa... Evet, sana kalırsa? Bana kalırsa... İşimize bakalım biz. Adana'dan Selahattin Bey telefon etti. Bu akşam iyi bir misafirimiz var. Senin için geliyormuş Adana'dan. Metin'i duymuş. Güzel bir gece geçirip yarın sabah ilk uçakla Adana'ya dönecekmiş tekrar. Vallahi ne desem yalan. Kimi artist diyor kızımız için, kimisi de şarkıcı. Bazen gazetelerde fotoromanlara çıkıyor ve bazı da televizyondaki reklamlara. Öyle değil mi hanım? Bizim için önemli olan kalbi. Öğrenciydi bizim kiracımız olduğu zamanlar. Taşradan yeni gelmişti, yalnızdı. Bir odamız vardı fazladan. Katkısı olur düşüncesiyle ona kiraladık. Acılarımızı, sevinçlerimizi beraber paylaştık. Öyle değil mi bey? Öyle hanım.
Sizin bu sabah gelişiniz, Alev'in 2 yıl evvelki buraya ilk gelişini hatırlattı bana. Aynen sizin gibiydi. Ürkek ve yabancı, ama yılmadı, çalıştı, çevresini değiştirdi. Sonra da zengin bir ailenin oğlu olan Cemil Bey'le tanıştı. Cemil ona şimdi oturduğu katı kiraladı. Dayadı, döşedi, söz kestiler. İnşallah yakında da evlenecekler. Ne güzel. Tanrı mutlu etsin. İnşallah yavrum. Gerçekten güzel olan her şeye layıktır o. Altın gibi demek az, pırlanta gibi bir kalbe sahiptir. Bilemezsiniz çocuklar, ne iyidir. Yakından tanısanız siz de bizim kadar çok seversiniz. İşin otel ayrıldı mı? Evet hanımefendi. Dikkatli olun Hasan. En ufak bir hata olmaz. Merak etmeyin hanımefendi. İyi akşamlar anne. Hoş geldin. Sıkılmadınız ya. Sıkıldım. Sıkıldım ama sizi izlemekten değil, yalnız kalmaktan sıkıldım. Pek kolay değildir benim güzelliğime yakın olabilmek. Biliyorum. Başka bir dişidir dediler senin için. Ya öyle mi? Seni tanıyan erkeklerin gönüllerinde şimşekler çakar, fırtınalar koparmış. Öyle mi? Başka ne dediler? Neler demediler ki? Bu kahkahalarınızın ardından aşk fırtınaları koparmış. Şair misin sen? Hayır. Seninle güzel bir gece geçirmek için kıvranan zavallı bir kulun. Ya! Anlattılar mı bilmem. Pek ucuz değildir benimle bir geceyi bölüşmek. Biliyorum. Şerefinize sultanım. Şerefinizle yaşayın Hüsnü Bey. Sana layık değil ama kusura bakma. Zahmet etmişsiniz. Hiç sanmıyorum ama adam hesaba itiraz ederse 10.000 lira daha indirirsin. Bağışlayın hanımefendi. Bir dakika. Alev'e söyle ben bu akşam evde olacağım. Sabah işini bitirdikten sonra eve dönsün. Bağışlayın Cemil Bey. Ben oyuna gidiyorum anne. Bol şans.
Şoförünüz hazır beyefendi. Gidelim sultanım. Işığı söndürün lütfen. Karanlıkta sevişmekten hoşlanırım ben. Tamam çocuklar. Tamamı tamamına 450.000 lira. Bu parayı hemen muhasebeye yatırın hemşire hanım. Makbuzu 309 yatak numaralı hastanız adına alınacak. Baş üstüne efendim. Bu kadar aceleye gerek yoktu. Ben zaten sizlere inanmış, paranız yatmış gibi gerekeni yapmıştım. Üstünü de 10 gün içinde tamamlarız inşallah. Üzmeyin kendinizi. Keşke her evlat sizin çabanızı gösterebilse anasına. Keşke her anne evlatlarından benim gördüklerimi görebilse. Daha başka ne dileyim Tanrı'dan? Her güzelliği gönlünüzce versin. Artık ölsem de gam yeme. Böyle konuşma anam. Bizim tüm çırpınmamız, bizim tüm dualarımız senin yaşaman için. Yalnız öğrenmek istediğim bir şey var. Doğruyu söyleyecekseniz sorayım. Sana hiç yalan söyledik mi anne? İyileşmem için gereken parayı nereden buldunuz? Atalarımız Allah büyüktür, gün doğmadan neler doğar demişler. Bu sözün doğruluğuna o kadar inandım ki rahat ol sen. Affedersiniz, rahatsız ettim. Alev ablayla görüşmek istiyorum. Alev? Alev'i sordunuz değil mi? Evet. Alev gelmedi henüz. Dün gece bir akrabasında kalacaktı. Ama neredeyse gelir. Yok, zaten yabancı değilim ben. Karşı evde oturuyorum. Öyle mi? Evet öyle. En iyisi ben bizim kapıda beklerim. Bekledim bu saate kadar.
Teşekkür etmek için. Anneme gerekli olan paranın bir kısmını yatırdık hastaneye senin yardımınla. Abla, bir şeyin mi var senin? Hasta mısın yoksa? Hadi bize gel, çay yapayım sana, yorgunsundur. Ama şey... Nişanlın da seni bekliyor galiba. Eve mi gittin yoksa sen? Evet, dedim ya sana teşekkür etmek için gittim. Ne dedi? Bir akrabanda kalmışsın dün gece. Neredeyse gelir dedi. Ben de kapıda bekledim. Beni evden arayanlara benim hakkımda nasıl bilgi verirsin? Bu hakkı kim verdi sana? O kadar hakkım yok mu senin üzerinde? Bilmem. Var mı? Fazla çenen düşük bu sabah. Dün geceki misafirinden yüklü para almışsın, belli oluyor. Fazla güçlüsün. Hadi, yıkan. Yıkan da günahlarından arın. Dün geceden beri seninle, sensiz seni yaşıyorum. 2 yıldır ezberledim artık bu aşk dolu yalan sözlerini. Ardından ne gelecek onu merak ediyorum. Seni... çok seviyorum. Ve de sonra... her zaman olduğu gibi... dün geceki kazdan yolduğun çekiver bana diyeceksin. Annemden para alamadım dün gece. Para alamadım ve... bugün de bazı ödemelerim var. Bazen sana acıyorum biliyor musun? Seni nasıl sevmişim? Senin neyini sevmişim? Birazcık yumuşamaya gelmiyorsun. Dikleşiyorsun hemen. Aldığın parayı ver ulan! İğrençsin! Tiksiniyorum senden! Tiksiniyorsun ama... yine de seviyorsun beni. Neyse, her zamanki atışmalarımız bunlar, boşver. Akşam kulüpte görüşürüz. Uzun zamandır bu kadar güzel bir çay içmemiştim. Ellerine sağlık Ayşeciğim. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sana her şeyin güzeli yakışır. O kadar şey borçluyuz ki size. Her an dualarımızdasınız. Bizim de, annemizin de. Nasıl anneniz? Sıhhati iyi mi? Çok görmek isterim. Tabii. Ne zaman isterseniz. Anne sevgisi,
Anne özlemi o kadar başka bir duygu ki. Siz burada bekleyin. Ben doktor beyden izin alayım. Girin. İyi günler doktor. Annemizi görebilir miyiz acaba? Annemizi görmek istiyorduk. Ne yazık ki göremeyeceksiniz bundan sonra. Başınız sağ olsun. Allah size uzun ömür versin. Yapmayı düşünüyorsunuz? Dönmeyi. Annemizi kaybettikten sonra İstanbul'da kalmanın bir anlamı yok artık. Dönmeyin. Sizi tanıdıktan sonra özümü, yıllar evvel İstanbul'a gelişimi anımsadım. Boşa geçen yıllarım. Acılarımı, yalnızlığımı ve günahlarım. Gitmeyin buradan. Düştüğüm karanlık kuyulardan sizinle çıktım. Giderseniz tekrar o karanlık kuyulara düşerim ben. Karanlıklarla, karanlık insanlarla boğuşacak gücüm kalmadı artık. Bir bütün olabiliriz. İsterseniz beraber oluruz. Benim çalıştığım kulüpte şarkı söylersin. Ne
kalıyorsunuz değil mi? Kalacaksınız değil mi? Birçok ünlü için korkulu rüya olabilirsin. Bu gece bir denemeydi. Bence tepeden tırnağa değişmeli sanatçı. Sonra da sanatının gerektirdiği diğer değişiklikler yapılmalı. Siz nasıl isterseniz. Akraba kadar yakınmışsınız Alev'le. Ona rica edeceğim. Kusursuz bir sanatçı olman için her şeyinle ilgilenecek.
Çok güzeldi. Çok güzel okudun. Bu başarıyı ve güzellikleri sana borçluyum. Güzel olan, yiğit olan sensin. Gerçekte senin yiğitliğin bendeki gizli güzellikleri de ortaya çıkardı. Meleğim, meleğim, benim meleğim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Güzel günler bizim olacak, inanıyorum. Bundan böyle burada kalacaksınız. Eviniz burası olacak Müslüm Bey. Teşekkür ederiz. Ne kadar güzel bir ev değil mi? Evet abi. Bütün bu güzellikleri sana borçluyuz Alev ablacığım. Canım. Bundan böyle müzik çalışmalarımız tahditli olacak. Artık geceleri çalışma yok. Siz nasıl isterseniz. Plak çalışmalarımız biter bitmez de önce Anadolu, sonra da bir Almanya turnesi yapacağız. Yuvamıza gelen kuşlar birer birer uçuyorlar. Kaderimiz bu bizim. Bu gerçekte sanat ve sanatçının kaderi. Önce oturduğun yer değişecek. Sonra giysilerin, sonra çevren. Sonra da çevrendeki kişiler. Bu ayrılıklar önemli değil. Gene görüşeceğiz. Zirveye bile çıksa sanatçıda önemli olan gerçek kişiliğinin değişmemesi. Bundan böyle çalışmamaya kararlıyım. Yeni bir dünya kurmak istiyorum kendimi. İstanbul'a geldiğim ilk günlerin özlemi içindeyim. Hiç yorma kendini. Benim de yıllarım bu acıların içinde geçti. Özlemlerinin ötesinde artık Cemil'i hiç sevmediğini, yeni heyecanlar, yeni duygular aradığını da biliyorum. Şükran abla. Seni çok iyi anlıyorum ama bana kalırsa bunları benimle değil, Cemil'le konuşman daha yerinde olacak. Anlayabilirse tabii. Kuş yuvaya döndü mü yoksa? Uçmadı ki dönsün. Biliyordum. Ama izin verirsen artık uçmak istiyorum. İstanbul'a geldiğim ilk günlere dönmek. O günlerdeki Alev olmak istiyorum. Ama ben... Annenle konuştum. Ayrılmaya kararlıyım senden. Seni seviyorum. Bırakma beni. Gerçekte sen ne beni, ne de dünyana giren diğer kadınları sevdin. Sen gerçekte annenden, geçmişte annenin dünyasına giren erkeklerden intikam alıyorsun. Sen gerçekte annenden, geçmişte annenin dünyasına giren erkeklerden intikam alıyorsun. Bunlar bana aldığın kürkler. Bunlar da tüm mücevherlerim. Yani sizin bana aldığınız mücevherler.
dünya kuralım. Artık seninleyim, seninim dedin ya. Yeter benim için. Seni çok seviyorum. Benden habersiz nasıl ayrılabilirsiniz? Benden habersiz nasıl evet dersin gitmesine? Patron sen misin yoksa ben mi? Gitmesini istedim. İstedim çünkü artık öyle gerekiyordu. Aramızdaki bağların çözüldüğünü anladık ikimiz de. Ne kadar duygulusun. Bu düzende duyguya yer olmadığını çoğu zaman anlatmak istedim sana. Anlatamamışım demek ki. Ben yıllarca böyle yaşadım. Böyle hissettim de ne oldu? Böyle hissettim de ne değişti sanki? Bir anne olarak benim neler hissettiğimi düşündün mü hiç? Benim de çocukluğumdan beri unutamadığım, altında yıllardır ezildiğim duygularım var. Neymiş o altında ezildiğin duygular? Çoğu zaman sana anne demekten utandım. Sana anne demek utanç verdi bana. Son kez anlatıyorum sana. Duyguya yer yok bizim dünyamızda. Gerçekte aldatıldık ikimizde. O beyinsiz kadın beni ona emanet ettiğim Müslüm'le, seni de Müslüm'e olan duygularıyla aldattı. Haklısın. Duymadan da sevebilir insanlar, duygusuz da. Bu kez öksene yakalanacak yavru kuş. Kolay kolay uçamayacak. Telefonda özellikle benimle görüşme isteğinize çok şaşırdım. Ayrıca bu buluşmamızın Alev abladan gizli oluşuna da hiçbir anlam veremedim. Hayatım boyunca sizin gibi tertemiz, sizin gibi pırıl pırıl bir genç kız düşledim. Peki Alev ablam? Onunla nişanlısınız benim bildiğim. Alev benim için erkeklik arzularımı söndüren bir kadın oldu her zaman. Yalnız benim değil, para karşılığı tüm erkeklerin arzularını söndüren bir kadın. Olamaz. İnanılır gibi değil. Bana inanmıyorsan kendisine sor. Yalan. Yemin ederim yalan. Doğrusunu söyle o zaman. Bazı şeyleri şu an anlatmam çok zor. Anlatamam. Ama bana kalırsa uzak dur Cemil'den. Neden? Anlatamam dedim ya. Keşke anlatabilsem. Korkuttun mu? Nen var senin? Bilmem. Birden bir hüzün kapladı içim. Benim duygulu sevgilim. Yarın sabah turneye çıkıyoruz. Bunu hissetmiş olabilirsin. Turneye mi çıkıyorsunuz? Evet. 15 gün sonra döneceğiz. Ayşe sana teslim. Ona kendin gibi, kendi öz kardeşin gibi bak.
Çok güzelsin. İçmez misin? Hiç içmedim. Benim için.
Buyurun. Ben Müslüm. Nasılsın yavrum? Çok özledim seni. Ben de. Ben de çok özledim. Ayşe nasıl? İkimiz de çok iyiyiz. Ne zaman dönüyorsun? Yarın akşam konserden sonra yola çıkıyoruz. Ertesi sabah İstanbul'dayım. İstanbul'da, senin yanında. Çok özledim seni. Cemil. Misafirimiz olduğunu bilmiyordum. Ayşe'den daha önce söz etmiştim sana. Annem. Sizi tanıdığıma sevindim. Akşama gazinodan ararım ben seni. Adamdan uzak dur demedim mi? Karışamazsın bana. Artık çocuk değilim. Onu çok seviyorum. Çok seviyorum ve evlenmeye kararlıyız. Olmaz. Olamaz. Olmamalı. Oldu bile. Karşında saf bir kız yok artık. Her şeyimle onun oldum. Yalan de ne olursun. Yalan söyledim de. Yemin ederim doğru. Cemil dışarıda beni bekliyor. Neden? Gitmedi mi? Hayır. Bir daha geri dönmemek üzere eşyalarımı almaya geldim. Ben gidiyorum. Hayır! Hayır! Ne olur gitme! Yalvarırım gitme! Kulun kurbanın olayım gitme! Pırlanta kalpli ablam benim. Benim için üzme kendini. Hemen bir ev tutup evleneceğiz. Annesiyle de tanıştım, melek gibi bir kadın. Ne olur inanma. Bir şeytandır onlar ana oğul. Onların nasıl bir aile olduğunu bilemezsin. Devam et konuş. Kötü olduklarını, benim için kötü planlar hazırladıklarını, beni satacaklarını da söyle. Hı? Anlat. Evet, yemin ederim satacaklar. Her gece başka bir erkeğin koynuna atacaklar seni. Kelimesi kelimesine böyle söyleyeceğini anlattı bana sevgilim. Ne kadar iğrençmişsin. Melek kılığına bürünüp nasıl kandırdın bizi? Ne olur gitme. Abin yarın dönüyor. Senin için ne derim ben ona? Benden evvel kendin için anlatacakların var. Onları söylersin. Bütün iğrençliklerini, her gece ayrı ayrı erkeklere etini nasıl sattığını anlatırsın. Susarsın değil mi? Tertemiz dünyamızı alt üst ettin, ahlaksız. Orospu! Ayşe! Pişman değilsin değil mi? Mutlu musun? Çok. Cemil, seni çok seviyorum. Bu cümleyi dilinde alma sakız ettim be. Hayatı ve yaşamayı öğretecekler. Seni çok seviyorum.
Hayatıma giren ilk ve son erkek sen olacaksın. İlk erkeğim ben oldum, doğru. Ama son erkeğim ben olmayacağım. Gel güzelim. Hayır! Gel. Hayır! Yürü. Bırakın beni! Yürü! Yürü! Başka bir emrin var mı abi? Önce gazinoya anneme uğra. Bu gece buraya gelmesin. Sonra da diskotekte bekle beni. Oldu. Alev? Hoş geldin demeyecek misin bana? Özlemedin mi beni? Öyle özledim ki seni. Ayşe! Nerede Ayşe? Ayşe! Ayşe nerede dedim? Yalvarırım kurtar Ayşe'yi! Ne oldu Ayşe? Bataklıkta Ayşe, bataklığın içinde! Yalan söylüyorsun! Sahip olamadım Ayşe'ye, Ayşe'yi koruyamadım! Bütün gerçekleri anlattım. Kurtar onu. Yalvarırım kurtar Ayşe'yi. Kurtar onu. Kimi aradın arkadaş? Cemil adında birini arıyorum. Öyle biri yok. Yandaki diskoya bak. Cemil'i arıyorum. Ne yapacaksın Cemil'i? Konuşmam lazım onunla. Çok önemli. Annesinin evindedir. Bekle telefon edeyim. Evet. Ben Güney abi. Müslüm Gürses geldi. Kız kardeşini arıyor. Kız kardeşini mi arıyor? Evet. Ne yapmamı istiyorsun abi? Hemen buraya getir o zavallıyı. Getir de biraz eğlenelim. Gel benimle. Ayşe nerede? Kardeşim nerede? Ayşe. Kardeşim. Kardeşin yok artık. Ayşe'yi unut. Beni çok sevdiğini, benden ayrılamayacağını anlat abine. Ayşem. Ne oldu sana? Konuş, bir şeyler söyle. Konuşun be! Konuşun! Anlaşıldı. Sesin fazla çıkmaya başladı senin. Yıllar evveline dayanan hesabımızın intikamı. Yaklaşmayın! Bu da acımasızca tuzağına düşürdüğün Ayşe için. Ayşe! Thank you.
sen tattırdın. Dert üstüne zulüm yaptın. Sanki beni sen yarattın. Dert üstüne zulüm yaptın. Sanki beni sen yarattın. İsyan eden kalbimi biraz olsun. Bu yeter aşka susayan kalbimi. Seveceksen